Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli ETV seyircileri, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kıymetli seyircilerimiz, programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Bugün Kur'an-ı Kerim'i bizlere Taşlar Mescidi İmam Hatibi Hafız Mehmet Ergin hocamız okuyacaklar. Kıymetli hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آباء وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Taşlılar Mescidi İmam Hatibi Mehmet Ergin hocamıza bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, ağzınıza gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli seyircilerimiz, programımızın bu kısmında bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle gözümün nuru dediği namazı ele alacağız. Konuğumuz İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürümüz kıymetli hocamız Adem Özdemir. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun kıymetli hocam, Allah razı olsun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olasın. Kıymetli hocam, bugün güzel bir konu. Evet. Efendimiz'e Miraç'ta hediye edilen, kendi tabiriyle Efendimiz'in gözümün nuru dediği, dinimizin direği namaz mevzunu konuşuyoruz. Hemen şunu sorayım kıymetli hocam. Allah Resulü böyle bir ifadeyle gözümün nuru demiş. Nur, madde ve manen hakikaten kıymetli bir şeydir. Ne anlamalıyız gözümün nuru ifadesinden? Evet, teşekkür ediyorum. Güzel bir konu, güzel bir soru oldu aslında. Aslında dünyaya gönderilen insanoğlu imtihan için gönderilmiş. Rabbimiz bunu Kur'an-ı Azimuşşan'da haber veriyor. Kimin daha güzel amel işleyeceğini denemek için, imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattık görüyor. O halde bizler bu dünyada imtihan aleminde Rabbimizin emirlerini yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Rızasını kazanmak için uğraşacağız. Tabii rızasını kazanmak için ibadet etmek zorundayız. Ama ibadetten önce en büyük hakikat diyelim ki dünyada imandır. En büyük hakikatimiz imandır ve imandan sonra en önemli ibadet namaz buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Rabbimiz Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün ümmetlere peygamberleri vasıtasıyla namazı emretmiştir. Ortak emir namazdır. Önemi zaten bütün insanların bundan sorumlu olması. Diğer belki şeriati kurallar değiştiği halde namaz emri değişmemiştir. Bir kere zaten buradan bu namazın Allah indinde en önemli ibadet olduğunu öğreniyoruz. Yine Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da diğer emirlere, diğer nehilere nazaran en çok tekrar ettiği, emrini en çok zikrettiği ibadet namaz. Diğer bütün çeşitli kullanış şekillerine dayanarak namaz en çok 100 üzerinde ayet-i kerimede Rabbimiz bunu zikrediyor. Değişik türevlerine bakarsak başka manaları da itibariyle namaz kelimesinin 100'ün üzerinde bulabiliyoruz. İşte onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu en çok tekrar edilen namaz emrini İslam'ın 5 şartını sayarken imandan sonra ilk etapta namazı zikretmiştir. Kelime-i şehadetten sonra, yani Allah'ı bir kabul edip daha sonra sevgili Resulünü peygamber olarak kabul ettikten sonra bir insanın yapması gerekli olan ilk ibadetin namaz olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dile getiriyor. Tabii bir de Allah-u Teala'nın huzurunda, Rabbimizin huzurunda kendisine rükuda, secdede ve kıyamda devamlı onu takdis eden, onu yücelten melekler vardır. Evet. Tabii eğer bundan daha önemli bir ibadet olmuş olsaydı Rabbimize karşı yapılabilecek, Allah-u Teala o zaman meleklere o ibadeti yapmalarını emrederdi. Ama namazı, kıyamını, rükûsunu ve secdesini yapar vaziyette Allah-u Teala'yı öven melekler yaratmıştır Rabbimiz. Onun için buradan da yine namazın önemini zikrediyoruz.
Yine tabii ki en güzel ifade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifadesini burada buluyoruz. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet ediyor ki ve cealtu kurratu aynin li fis salah. Namaz gözümün nuru kılındı. Hadisi şerifine dayanıyor zaten bu gözümün nuru ifadesi. Efendimiz direkt bunu gözümün nuru ifadesiyle, sizin de buyurduğunuz, zikrettiğiniz gibi insanın bedeninde bu alemi zikrettiği, gördüğü en önemli organlardan birisi gözdür. Ve gözün de görebilmesi nura bağlıdır, ışığa bağlıdır. İşte Efendimiz bu ibadeti, namaz emrini insanın vücudundaki en önemli organa bağlıyor. Ve ona, o göze nasıl ki bir tehlike geldiğinde ilk korunduğumuz yüzümüz, gözümüz. Evet. Onun için Efendimizle korunması gerekli olan ibadet olarak namazı zikretmiştir. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında namaz çok önemli. Namaz göz bebeğiymiş, onu sakınıp korumuş. Rabbimizin huzuruna çıktığı Miraç hadisesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizle baş başa kalmanın vermiş olduğu hazzı devam ettirmek istiyor. Bunu Rabbimiz Miraç'ta Efendimiz'e ve onun vasıtasıyla ümmetine günde 5 vakit farz kılıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala ile Rabbi ile görüştüğü o Miraç anındaki o hazzı, lezzeti, zevki günde 5 vakitten daha da fazlasıyla nafilelerle bulduğu her fırsat ve her vesileyle namaz kılmakta. Çünkü gözünün nuru en sevgili olan Allah-u Teala insana. Değil mi? Evet. Allah-u Teala bütün mahlukatı aslında en sevgilisi. Rabbimizin de en sevgili olarak nitelendirdiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. İki sevgili birbiri arasında muhabbeti tamamlayabilmek için ancak namazla bir araya geliyor. Efendimiz bu şekilde görüyor. Hatta Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da buyurduğu, Rabbimize en yakın olmamızı fırsat bir olarak haber verdiği namazdaki secde anımız. Evet. Rabbimize kim yakın olmak istiyorsa namaz kılsın diye Efendimiz ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Yine kulun Rabbine en yakın olduğu durum secde halidir. Bu sebeple secdede çok dua yapın, secdede çokça kalın, acele etmeyin buyurarak Efendimiz de namazın önemini dile getiriyor. Onun için Efendimizin hayatında en çok namaz ibadeti bulunuyor. Her vesileyle kılmıştır. Rabbimizin rızasını kazanmak, durumunu, halini arz etmek için her fırsatta namaza sarılmıştır. Evet. Kıymetli hocam, ilk emirdir değil mi namaz? Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizlerden istediği ilk emir. Evet. Huzur-u mahşerde de sorulacak ilk soru o olduğu söyleniyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselam tarafından. Ve şöyle bir hadis daha var kıymetli hocam. Eğer namaz tamamsa diğerleri de, diğer sualler de kolay olacaktır. Bundan ne anlayabiliriz? Evet. Seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Diğer amellerimize de bir seriati mi olacak da namaz böyle bir şey bize sağlayacak? Evet, Rabbimizin rızasını kazanan insanlar cennete girecekler. İnşallah. İnşallah Rabbimiz onlardan olmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Rızasını kazanamayanların akıbeti hüsrana uğramak. Rabbimizin rızasını kazandırmaya vesile olacak en büyük ibadet Efendimizin buyurduğu şekliyle namaz. Eğer ki kıyamette insanoğlu İlk olarak Efendimizin haber verdiğini iman etmişizdir. İlk hesaba çekileceği amel namaz ise o namazın ehemmiyeti en büyük olan olmasındandır. Hı. O halde namazı hakkıyla eda edip Allah-u Teala'nın rızasını kazanmış, ya Rabbi ben bu amelimin hakkını verdim diyebilecek bir zamana gelmişse diğer amellerinin de hesabını daha rahat verir. Ama namazın hesabı daha çoktur. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyurur ki bir vakit namaz kılmamak karşılığında verilecek ceza bir rivayette 80 sene cehennem ateşinde cezasını çekmektir, yanmaktır. O halde Rabbimizin rızasını kazanmak için en önemli dikkat edeceğimiz ibadetimiz namaz. Evet. Ama tabii ki diğerleri de yine önemli, aynı öneme sahip. Ama namaz kılmak Müminun suresinde
müminlerin ilk özelliği olarak sayılan bir ibadet. Namazı kılarlar. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler huzura felaha eriştirer. اَلَّذِينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِيُونَ Onlar namazlarında huşu üzeredirler. Allah'ın rızasını kazanmak için çok önemli bir ibadeti yerine getirmenin bilinci içerisindedirler. Kıymetli hocam, huşuyu inşallah soracağız. Fakat şöyle bir soruyu yukarı alalım. Beş vakit namaz buyurdunuz. Kimlere farzdır? Ara sıra terk edilebilir mi? Böyle bir yola gidebilir miyiz? Yani namazın terki var mıdır? Namazın kazası var mıdır? Bir de onu sorayım kıymetli hocam. Evet, böyle önemli bir ibadeti dile getirmişken, anlatırken aslında mümin için namazı kılmak için üzerinde anlatıyoruz bunları ayetler ve hadisler ışığında. Mümin için, Müslüman için namazı kılmamak diye bir tabir aslında mümkün değil. Evet. Namazı kılamamak tabirini ben daha uygun görüyorum. Evet. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde haber veriyor. Namazın Müslüman erkeklere, Müslüman kadınlara buluğ çağına ulaştığı zaman, ergenlik çağına geldiği zaman farz olduğudur. Ve namazın farz oluşu İşte buyurduğumuz gibi kitap, sünnet ve icma ile de sabittir. Rabbimiz buyuruyor ki فَاَغِيمُ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةِ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْغُوتًا Namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminlere belli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Burası çok önemli değil mi hocam? Evet. Belirli vakitte. Yani belirli vakitte. Saat 11'de öğle namazını kılamayız. Kılamayız. Batı için söylüyoruz. Evet. Hepsi bir düzen, bir nizam içerisinde belli vakitleri vardır. Başlangıç ve bitiş vakitleri vardır. O halde namaz insana ne yapar? Hayatını belirli bir disiplin içerisinde devam ettirme özelliği kazandırır. Evet. Belirli vakitlere göre kendisini ayarlar. Allah-u Teala'nın emrettiği bir ibadeti yerine getirmek için diğer hayatındaki dünyevi meşgaleleri bırakıp Allah'ın huzuruna durur. Ruhun da aynı zamanda bir teneffüsü değil mi? Tabii. Dünyalık olan bütün o meşgalelerden, bütün o sıkıntılardan Allah-u Teala ile baş başa kalıp ona en yakın olmakla huzura, huşuya ulaşmasıdır. Evet. Tabii namaz müminlere, mümin erkek ve mümin kadınlara buluğ çağına erdikten itibaren farzdır. Ama bu andan itibaren belirli mazeret ileri sürenler var. Kılamıyorum, vaktim müsait değil, çok yoğunum, işte ilim tahsil ediyorum, çok okuyorum, çok çalışıyorum, çoluk çocuğumun rızkını kazanıyorum, işte hatta kalbim temiz. Kıymetli hocam, şöyle diyenlere de isterseniz oraya bir ekleme yapabilirsiniz. Ben diyor çoluk çocuğumun rızkını kazanırım dediniz ya, onu da ibadetten sayıp namazı terk edenler var mesela. Onlar için de hocam tabii, neler buyurursunuz? Çoluk çocuğunun rızkını kazanmak bir ibadettir. Evet. Ama bir ibadeti yaparken diğer bir ibadeti terk etme ruhsatımız yoktur. Değil mi? Onun için hepsinin ayrı zamanı vardır. Zaten Rabbimiz bizlere 5 vakit namazı farz kılmıştır. Günün 24 saatini hep namaz ibadetiyle geçirmemizi istememiştir. Evet. Gece uyku saati, istirahat saati vermiştir. Günün 3'te 1'ini istirahat zamanı kılmıştır. 3'te 1'ini ibadet zamanı, 3'te 1'ini dünyalık ihtiyaçlarımızı kazanmak için müsait zamanlar kılmıştır. Onun için günlük meşgalelerimiz, hiçbir meşgale bizi namazı kılmaktan alıkoyamaz. Örneğin hiçbir şey bizi, yani örneğin ticaret, görev, meşgale, mazeret mümini namazdan alıkoyamaz. Bunu zaten Rabbimiz Nur suresinde öyle haber veriyor. Bunun için de Rabbimiz bu namaz ibadetini yerine getirmek için kolaylıklar sağlamış. Nelerdir kıymetli hocam? Örneğin su bularak abdest almak namazın farzlarındandır. Yoksa bu farz olmazsa Efendimizin buyurduğu gibi namazı abdesti noksan olanın namazı da noksandır. Evet. Ama bu farzı bile yerine getirmekte insan su bulamazsa su bulamadığı zaman teyemmüm etme ruhsatı vermiştir Rabbimiz. Değil mi? Evet. Yine bir tehlikeden korkanlar veya yine yolculuklarında sıkıntı içerisinde geçirme durumu olanların namazları kısaltarak ikişer rekat, fazları ikişer rekat kılmaları vardır. Zaruret veya ihtiyaç halinde öğle ve ikindiyi veya akşam ve yatsıyı ilk veya son vakitlerde birbirinin yerine değiştirerek, birleştirerek cem etme. Cem-i takdir ve cem-i
Takdim ve cem-i tehir dediğimiz namazların birleştirilmesi, cem edilmesi olayı vardır. Yine savaş halinde olanların nasıl güçleri yetiyorsa o şekilde dahi kılmaları. Yine korku halinde olanların yürüyerek veya binit üzerinde namazını eda etmeleri. Yine ayakta duramayacak şekilde hasta olanların, özürlü olanların oturarak, oturmaya dahi gücü yetmeyenlerin yattıkları yerde hatta ima üzere namazlarını eda etmelerine Rabbimiz fırsat tanımıştır. Eğer ki bu şekilde yatarak ima üzere dahi bir ibadet yerine getirilmesi mecbur ise o halde sağlam vaziyetteyken hiçbir mazeret ileri süremeyiz. Evet. O halde Rabbimiz bize bu kolaylığı sağlamıştır. Herhalde namaz. Evet. Üşengeçlik olmadan evet. Namaz. Çünkü namaz kılmamaya engel bir hal üşengeçlik. İnsanların en çok şeytanın vesvesesine, nefsin vesvesesine dalarak en çok ihmal ettiği evet. Namaz. Rabbimizin Kur'an-ı Azimuşşan'da en çok zikrettiği, Efendimizin müminin miracı, gözümün nuru olarak, dinin direği olarak hatta nitelendirdiği bir namazı kılmamak için hiçbir bahane ileri süremeyiz bizler. Evet. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da iki ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Üşene üşene kılmayı ve namazı terk etmeyi münafık ve kafirlerin özelliği olarak da nitelendiriyor. Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Burada sadece belki şu mazereti sayabiliriz. Kadınların özel hallerini sayabiliriz. Bir de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde buyurduğu aklını yitirmek, bayılmak ve unutmak. Bu haller dışında, bu mazeretler dışında bütün Müslüman erkek ve bütün Müslüman kadınların bu namaz için özellikle ehemmiyet göstermesi gerekli. Evet. Kıymetli hocam, her halde kılınması gereken bir ibadettir buyurdunuz. Demek ki bir zorluğu var bu işin. Peki bu zorluğun mükafatı nedir kıymetli hocam? Çok güzel, Allah razı olsun. Böyle bir mükafatı hatırlamak, hatırlatmak, böyle sıkıntılı hallerde hiçbir hal, her hal ve harikarda ihmal edilmeyecek bir ibadetin tabii ki mükafatı büyük. Yani kıymetli hocam özür dilerim, yatalak bile olsa dediniz namazı kılacak değil mi? Evet. Mesela eşi, çocuğu, torunu neyse toprak cinsi bir şey getirip pekala yatan bir şey teyemmüm abdestini aldıracak gene namazı kılacak. Evet. Zor bir hal. Evet. Bunun mükafatı değil mi? Evet. Bu zorluğu aşarak Rabbinin rızasını eren bir Müslümana, Rabbini hatırlayan bir Müslümana Rabbimizin tabii ki mükafatı çok büyük olacaktır. Kur'an-ı Azimuşşan'da dediğimiz gibi çeşitli türevleriyle zikredilen namazın değişik mükafatlarını Rabbimiz değişik surelerde haber veriyor. Örneğin rahmetini indireceğini, o kimseler için rahmetini bu indireceğini haber veriyor. O kimselere cennette bağış ve tükenmez rızıklar vereceğini, yine Müminun suresinde ve Nisa suresinde büyük mükafat ve rızasını vereceğini haber veriyor. Yine müminlerin Kur'an-ı Azimuşşan'da huşu üzere namaz kılan müminlerin, yani musalli, namazı devamlı kılanların doğru yolu bulacağı ve cehennemden azat olacağı, cennete kavuşacağı ve cennette Rabbimizin cemalullahını seyrettireceği haber veriliyor. Tabi iman, namaz ve bütün diğer ibadetler kul ile Allah arasında manevi bir ticaret, manevi bir alışveriş. Bu ticareti yapanlar asla zarar etmezler. Hani tüccarlar, tüccarlıkla uğraşanlar kar ve tabii ki yanında zarar olasılığı da vardır. Evet. Ama Allah-u Teala ile ticaret yapan insanlar hiç zarar etmezler. Evet, garanti. Garantidir. Çünkü Fatih suresinde Rabbimiz öyle haber veriyor. İman edip salih amel işleyen, beş vakit namazı dosyalı kılıp, bu tabi namazla beraber en çok zikredilen servetinin, malının zekatını verenlerin Allah'ın mükafatına ulaşacaklarını haber veriyor. Onlar için korkunun olmadığını ve onların üzülmeyeceklerini Rabbimiz haber veriyor. Tabii ki Rabbimize
karşı gelmekten sakınıp beş vakit namazı kılmanın cennete girmeye vesile olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde haber veriyor. İnşallah Rabbimizin rızasına, cennetine dahil olacağız. İnşallah. Peki kıymetli hocam, İnşallah Rabbim bizi bu ibadette daim eylesin. Peki İnşallah. Bu ibadetin daiminde, devamında bu ibadet bizlere neler kazandırır kıymetli hocam? Tabii ilk etapta Allah'a ve peygamberine itaat etmenin vermiş olduğu bir mükafat var. Onları razı etmenin kazandırmış olduğu bir mükafat var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiram soruyor ki Allah indinde en faziletli, en sevimli olan ibadet hangisidir diye sorduklarında Efendimiz buyuruyor ki vaktinde kılınan namazdır. O halde Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir ilk maddemiz. Daha sonrasında bu kimse Allah'ı unutmadığını, Allah'a kalu velade vermiş olduğu ve dünyadayken iman ettiğini, imanın emirlerini yerine getirdiğini devamlı Allah-u Teala'ya karşı sunmuş olmasıdır. Evet. Yine devamlı namaz kılmak için hazırlık yaptığında, abdest aldığında, manevi temizlik yaptığında maddi ve manevi kirlerinden arınmaya vesiledir. Çünkü Efendimiz buyurur ki ne dersiniz birisinin kapısının önünden bir nehir aksa ve o nehirde gününde 5 defa yıkansa vücudunda kirden hiç eser kalır mı? Kalmaz ya Resulallah buyuruyorlar. İşte namaz da günde 5 vakit kılındığında müminlerin günahlarından arınmalarına vesiledir. Yine Efendimiz buyuruyor ki işte namaz böyledir. Allah bu sebeple günahları yani namaz sebebiyle günahları temizler, yok eder buyuruyor. Yine insanların vakitlerini düzene koyması için birer sebeptir namaz. Yine günahlardan arındırdığı gibi günahlarla arasında insanların arasında bir mesafe bıraktırır. Çünkü Rabbimiz öyle buyurur. Ey peygamberim, onun makamında müminlere hitap ediyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar buyuruyor. Evet, en önemlisi bu değil mi hocam? En önemlisi. Çünkü müminler ahlaklı. Müminler dünyada iken Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için ne yapmalıdır? Emirleri yerine getirmekle beraber bir taraftan da yasaklardan uzak durmak da ibadettir. Onun için o ibadetler özellikle namaz şeytanın vesvesesiyle yerine getirilen, işlenen günahlardan uzak kalmak için birer sebeptir. Böyle bir kârı da vardır. Tabii birçok kâr var ama bir iki özelliğini söyleyerek buradan bu önemli yönlerini bitirmiş olalım. Namazın kazandırdığı özellikleri bitirelim. Yine bir taraftan namaz insanın ilahi murakabe altında olduğu bilincini verir. Ben günde 5 vakit Allah'ı hatırlıyorum. Ezan-ı Muhammed'i okunduğunda bana Allah'ı hatırlatıyor. Allah'ın emrini ve diğer emirlerini hatırlatıyor. Ve yasaklarını hatırlatıyor. O halde ben günde 5 vakit Allah'ı anmakla ben hiçbir zaman Allah'ın murakabesinden uzak olmadığımın bilincinde oluyorum demektir. Böyle bir faydası da vardır. Yine kusurların bağışlanmasına sebeptir namaz. Nasıl? 5 vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına ve vakit namazları diğer vakit namazına kadar büyük günahlardan kaçınıldığı sürece yani şirk, nifak, içki içmek, Allah-u Teala'nın yasak kıldığı emirleri, yasak kıldığı haramları işleyip de bunlarda büyük günah sahibi olan kimselerin bu günahları hariç küçük günahlara kefaret olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde haber veriyor. Bu hadisi şerifi zikrederek bitireyim. Allah 5 vakit namazı kullarına farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır ve 5 vakit namazı vaktinde kılar, rükûsunu, secdesini ve huşûnu tam yaparsa bu kimseye Allah'ın onu bağışlayacağı ve cennete koyacağına dair bir ahdi, bir sözü vardır. İnşallah. İnşallah Rabbimiz bu ahdini namaza ihtiyaten çok önemli bir şekilde huşu ile kılan
ve bu huşulu namazını devamlı olarak devam ettiren ve inşallah Allah-u Teala'nın rızasını kazanıp cennetine giren ve cennetinde cemalullahı seyretmeye kazanan kullarından olmayı inşallah Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, süremizi doldurduk. Son bir soru isterseniz, buyurun. Hadisin mükafatı eziyle bitirelim. Cemaatle namaz. Çok önemli. Evet. Bir ibadeti bir emri yerine getirmenin mükafatı vardır ama namaz için toplu halde yapılmanın sevabını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde kat kat fazlasıyla zikrediyor. Yine Efendimiz buyuruyor ki ameller 1:10 misliyle çarpılır. Namaz için de bir namaz tek başına kılındığında cemaatle kılınma sevabına göre 27 derece daha azdır. O halde cemaatle kılınan namaz 27 derece daha da kat kat mükafatlı ise o halde mümkün mertebe camide, evde, cemaatle, yolculukta, cemaatle namaza dikkat edelim. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki kim yolculukta iki arkadaş bir araya gelir, yolculuk yaparsa cemaatle namazını kılsın buyuruyor. İki kişi de olsa cemaat olsun. İki kişi de olsa namazı cemaatle kılsın. Çünkü cemaatle namaz kılmanın sevabı 27 derece daha fazladır. O halde 1:10 kılınıyorsa, veriliyorsa namazın mükafatı, cemaatle kılındığında bu 27 kat fazlasıyla 270 dereceye kadar ulaşabiliyor. Evet. Rabbimizin namaz için verdiği bu mükafat, namazın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o eşsiz dillerinde, hadisi şeriflerinde göz nuru olarak nitelendirilmesi hiç kaçırılmayacak birer hazine. Rabbimiz cümlemizi bu namazı şerifi huşuyla kılan, namazı devamlı önemli olarak görüp de onun üzerinde ihtiyaten duran kullarından olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Tabi Ramazan'da bu namazı ve diğer ibadetleri devamlı kılmanın alışkanlığını kazandık inşallah. Ramazan'dan sonra da Rabbimiz ibadetlere çok çok fazlasıyla değer verip Rabbimizin rızasına ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Güzel bilgilerinizden istifade ettik. Kıymetli seyircilerimiz, bir iftar sevincinin daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda gözümüzün nuru dediği Efendimizin namaz programını ele aldık. Cenab-ı Hak bizleri inşallah namazını kılan, orucunu tutan kullarından eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. İftarınız hayırlı bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı akşamlar.